Burkan e, Zengin e, anketi sen de gördün gördüm not aldın yani bu e, ittifaklarla alakalı bir denge görünüyor. E, sen sahada ne görüyorsun? Bu son söz mü? Son sözler. Son var. sözler artık son söyleyeyim. sözlerse. Evet. Buketleri falan çok konuştuk. Bu ülke genelinde bir resim e, evet. çizmek istiyorum en azından bu akşamki konuşmayı. Şimdi iktidarı ile muhalefeti ile e, bu coğrafyada bulunmanın hakkını veren bir siyaset görmüyorum. Bugün geldiğimiz noktada hoca diyor ki işte Ersan Hoca, ekonomi her şeydir, ekonomi şöyledir böyledir, en büyük beka sorunudur. Ekonomi önemlidir. Devlet anladı diyor ki, ferman yürütmeye kılıçtan önce akça gerek. Hmm. Türkiye bu geçiş döneminde, bu jeopolitik kavşak noktasında, tarihi olarak bir sürü şeyin yeniden belirlendiği, sınırların değiştiği bu noktada güçlü bir ekonomiye sahip olmak zorunda. Rasyonel, akılcı bir ekonomi yönetimine sahip olmak zorunda. ...bunu son dönemde görmüyoruz. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Ferman yürüteceksek... ...bu coğrafyanın en önemli ülkesidir. Bu işi sürdürebilmesi için... ...sağlam bir ekonomik altyapısının olması lazım. Ve ekonomi hovardalıkla yürüyecek bir iş değil. Liyakatsizlikle, akıl dışı yöntemlerle... ...NAS'larla falan yürüyecek bir hikaye değil. Buralarda aksamalar başladı. Eski Parti böyle başladı? değildi. 2013 14ten sonra başladı. -14'ten sonra. Şu sebeple, bu sebeple. son Sonuç 5 yıldır da derinleşmiş gidiyor. İkincisi bu memleketin bugünkü bir fotoğrafını çekmek gerekiyorsa, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı böyle bir coğrafyada bulunan bir ülkenin, böyle bir tarihi ve coğrafyası olan bir ülkenin Cumhurbaşkanı, iç konsolidasyonu tam olacak bir şekilde bu ülke yönetmeli. Türkiye'nin bugün Cumhurbaşkanı, ülkenin sadece %50'sinin güven duyduğu, itibar ettiği bir kişi olamaz. Bugün tablo budur. Üzücüdür. E Türkiye Cumhuriyeti'nin yani Cumhurbaşkanı seçilse anayasaya göre de, tarihimizde de böyledir, bütün milletin desteğini alır. Cumhurbaşkanı orada bir yerde durur, hmm. milli birliği temsil eder. Bu çok örselendi, çok yıpratıldı %50 artı bir sistemiyle. Bu ülkenin asıl beka sorunlarından bir tanesi budur. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin birliğini ve dirliğini temsil eder. Anayasaya göre de böyledir, millet de bunu bekler. Buralarda Şimdi sorun sonra var. sonra eğer e, Millet İttifakı'nın adayı kazanırsa değişir mi bu? Göreceğiz. onu bilemem. Bilemiyoruz. Um, umudum var mı? Yok. Bu kutuplaşma ortamında çok zor. Hmm. Üçüncüsü, %50 artı bir sisteminin başımıza bela ettiği bir tablo var. Bela diyorum, bunu da bilerek kullanıyorum. Türkiye bir beka tehdidi yaşıyor. Bombalanıyoruz. Parlamentomuz bombalanıyor. Sınırlarımızda kukla devlet kurma çabaları var. Yukarıda Girit'ten, kuzeyde, güneyde Girit'ten, yukarıda Dede Ağaç'a kadar olan bir hatta bir kuşatma hali var. Amerika'nın dünyanın en büyük askeri gücünün Türkiye ile ilgili e, hayırlı rüya görmediğini görüyoruz, söylüyoruz. Böyle bir ortamda bir terör örgütünün siyasi uzantısı konumundaki bir parti Türkiye'de kilit, anahtar hale getirilemez. Aynen. Bu devlet aklının olmadığı anlamına gelir. Yani siyaseti iktidarıyla, muhalefetiyle. Böyle bir partinin anahtar, kilit hale geldiği bir zeminde yürütemeyiz. Hukuk kanun, uluslararası hukuk, ülke hukuku, ceza kanunu, anayasa, siyasi partiler yasası ortadayken ben bu örgütün uzantısıyım diyen, bu örgütü kınamayan, örgütün liderini liderimizdir diye koyan bir yapıya Türkiye'nin siyasetinin anahtarı verilemez, verilmiştir. Bugün Verilmemeli. Kesinlikle Ve bu hem hem doğru miktarı, sayılı, Zaten bu tuzağa düşerse biraz önce Cem'in söylediği şey gerçekleşir. Aynen o o dediğiniz o oy kütlesi bakalım nereye kayıyor. Hem, hem iktidarı hem muhalefeti zehirleyen, değil. hem iktidarı hem muhalefeti zehirleyen genelde siyaseti zehirleyen ama. bir etki yapıyor. Bunu bu devlet görmeli, bu millet de görmeli. Bu, bu böyle bir şey. Bir son cümle muhalefet açısından da bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir partidir. Hiç yani aldığı oy ülkenin sosyo-kültürel derinliğini temsil eder kurucusu, ülkenin kurucusudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Elbette değişimleri olur, dönüşümleri olur ama kuruluş ilkeleri, kuruluş değerleri ortadadır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi 10 milyon, 15 milyon bu seçimde belki daha fazla bir oy kitlesiyle Türkiye'nin dış politikada temel yönelimlerini, temel milli çıkarlarının aleyhinde bir tavır alamaz. Türkiye'nin muarızlarının diliyle de konuşamaz. Bunu millet kabul etmez, etmemelidir. Ve bu tavrı yani Doğu Akdeniz'de, Mezopotamya, Irak, Suriye alanında, Kafkasya'da ve öteki alanlarda Türkiye'nin temel menfaatlerini sorgulayan bir yapıyı, bir perspektifi rasyonalize edemez. İnsanları alıştıramaz. İnsanların, bunlar da sorgulanabilir. Ha, bu da karşılarındaki aktörün yarattığı öfke, tepki, nefret, alerji Tayyip Bey'den bahsediyorum. Bunun üzerinden Türkiye'nin milli menfaatleri sorgulanıyor. Bu yapılamaz. Bu temel meselelerde Türkiye iktidarıyla muhalefetiyle doğru yerde durmuyor. Uzunca bir zamandır da durmuyor. Bu tehlikelidir. Asıl beka sorunu budur. Bu konularda biz ekonomiyi çözeriz. Mustafa Kemal Paşa 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğinde Ankara müftüsünün kahvesine şeker koyacak parası yoktu bu insanların. Parayı buluruz. Krizleri çözeriz. 3 yılda çözeriz, 10 yılda çözeriz, 5 yılda çözeriz ama milli egemenlik meselesi, istiklali tam meselesi, milli irade meselesi ve demokrasi ve hukuk devleti meselesi önemlidir. Bu coğrafyada Bir bizi ayrıştıran, bu Orta Doğu ülkelerinden ayrıştıran demokrasi, hukuk, serbest seçimler, hukuk devleti mantığıdır. Bunu korumak zorunda Türkiye. Evet. Bunları da koruyamadığımızı görüyoruz. Bir savruk, keyfi idareyle gidiyor ve bu saydığım özellikler de ortada duruyor. Bence asıl meseleler bunlardır. Birilerinin bunları konuşup bir dakika demesi lazım. Yani seçime gidiyoruz. Bu 50 günde bunlar olacak değil ama seçimden sonra kim geliyorsa, ister iktidar ister muhalefet artık bunlar üzerine kafa yorup bunların kararını yapmalı. Bu coğrafyada yaşamak o kadar ucuz değil. Evet. Bu kadar ucuz değil bunu söyleyeyim. Evet. Ben sadece ben... bir cümleyle katkı. Ekonomiye değer şundan verir. Eğer ekonomini toparlanıyor olursan bu sevgiyi fazlasıyla kazanırsınız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ayrışma temellerine baktığınız zaman birçoğu ekonomi temellidir. İpek.